Oh, size razı olsun. Çünkü ben Selim'e gideceğim oraya yok. Şimdi biz küçük esnaf olarak vergimizi veriyoruz. O da vergisini veriyoruz. Efendim sen masada vergisi veriyoruz. Maliye vergisini veriyoruz. Bunlar hepsini mükemmel bir şekilde veriyoruz yani. Vara yok o bakmadan yanına boşlansın da yine bunu veriyoruz. Yani boşluk alıyoruz. Piyasaya yine de veriyoruz yani. Şimdi devlete başımız bağlıdır. Allah devletimize cevap vermesin. Amin. Yani, Allah kimseyi ne vatansız etsin, ne vekansız etsin, ne de devletsiz etsin. Çünkü bu devletimiz yücel devleti, güzel bir devlettir. Yalnız bazı işlerimiz gelip yerini bulmuyor. İşlerimiz sebep de bulunuyor. Bizde bir küçük esnaf var. Bize şimdi mesela kostik bir yardımı vardır. Biz ona yazılmışız. İşte bunda böyle bir desteğimiz olmuş olsa biz de ilerleriz. Bir köylü vatandaş mesela bir toprağını da faydalanır. Biz adamlar mesela o şekilde bir şeyler yapıyor. Ama bizim de hiç olmazsa bir esnaf olarak hiç olmazsa işimiz geri kalmasın. Biz de buna malzeme alarak iş yapar. Yani paramız olsa yaparız. Paramız olmadığı saatinde geri kalıyoruz. Hiçbir yerle bir adım atacak halimiz kalmıyor. Onun için de bizim maksadımız devletimizde hiç olmazsa bu kostik durumunda bize güzel bir yardım etsinler. Çünkü araştırsınlar. Esnafa layık kimdir? Kimler değil? Ona göre versin parayı. Kim layık ise ona versin. İllah ne verir? Bize versin diye. Araştırsınlar. Allah belki konuşsunlar. Neyse ona göre dedim ya, milletime, vatanıma bağlı kişiyim. Elhamdülillah çok şükür olsun. Hiçbir şikayetim yoktur. Bir şikayetimiz varsa bazı baştaki mesele bankalar olsun, diğer durumlar olsun. Hocam da devlet o parayı verse de yer yerine gelip bize yetişmiyor yani. Geçen sene de böyle bir şey yaptık. Hiçbir şey yetişmedi. Şimdi bu sene yine faaliyete geçtik. Göre göre bir duruma geçtik. Biz de bir köylü kadar hiç olmadı. Bir köylü yarısının yarısı kadar olalım. Ya. Bir köylü adam şahıs ne yapıyor? Alev çoğusu da dediğimiz şekilde de etmiyor dediğimiz şekilde. Ama hiç olmadı. Biz aralık böyle bir kalıptan bir ayakkabı yaparız, bir iş yaparız. Çünkü besleğimiz çekirdekte yetişmişiz. Bunları hepsi görmek lazımdır da. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Ben 45 yıldır yapıyorum bu işi. 45 yıldır yapıyorum. Ayrıca bakurumuzu yatırdık. Şimdi bir ufak bir emekli durumumuz var. Onu da efendim sensin. Her ay 100 milyon para kesiyorlar benden emekli parası. Her ay. Ya diyorum kardeşim ben bu vergimi veriyorum. Siz ne davası görüyorsunuz? Milletime bağlıyım, devletime bağlıyım. Siz ne diye sebep bunu kesiyorsunuz? Yok diyor. Biz illa bunu keseceğiz. Dükkan senin üzerinde. Ya dükkan da olacak bu kadar bir dükkan. Yani bir büyük bir şey. Şimdi bunları seçmediler. Dükkan var 50 metrekare. Dükkan var görüyorsunuz bir 5-10 metrekare. Bunları seçmeler lazım ya. Şimdi benim elimde bir ufak sermaye olmuş olsa mükemmel bir iş yaparım. Ufak para yatırdık yıllarının. Bakur'da emekli olduk. Şimdi efendim siz orada da bize verirler 650 kesirler 100 milyon orada. Her ay 100 milyon. Her ay 100 milyon. Bunu kime şikayet ederim? Ne yaparım? Bunu mecbur devlete bildireceğiz. Devletin bunda pek haberi yok. Bunun devlette mutlak haber yok olmuş olsa bu şekilde zaten ben vergi mükellefiyim. Az ve az, çok ve çok başım bu vergiye, bu devlete bağlı olduğuna dahil ben buna böyle severek veriyorum. Bunlar da severek olarak bize bir yardımda bulunsunlar. Yani sen de aldığın bir
650 milyon bir maaş alırım, 100 milyon onu da derhal kesir ederim. Onun için de bunları yeri yerinde bildirmemiz lazım devletinize. Allah zeval vermesin, milletimize Cenab-ı Allah hiçbir zeval vermesin. Amin. Sizin kimi dostlara da çok teşekkür ederim. Sizler de buraya kadar zahmet ettiniz. Siz de demek ki elinize geldiğiniz kadar çalışmanıza çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Başvurdunuz mu siz de? Vurduk. Dosyaları Oda Başkanı'nda dosya tuttuk. Ayrıca hepsinin bizde efendim sensin mal varlığı istediler. Bizde bu dükkanımız taplı olduğu için o taplı, tapıyı da verdik ellerine. Dedi kardeş başka ne istiyorsa vereyim. Dediler bu kadar. Biz de bunları karına uygun olan işleri yaptık, hepsini verdik. Yani geçen sene de şehirde bir şey faydalanamadı ama bu sene de yine aynısını yaptık. Bakalım bunu devletin bilmesi lazım yani. Bunu araştırsın şimdiye cahsı. Neden? Ben burada akşama kadar yanırım. Burası zaten kış memleket. 6 ay, 7 ay biz burada karın altındayız. Soğuk çekiyoruz. Aldığımız ne yakacağa yetir, ne bilgimize yetir. Hiçbir şeye yetecek bir halimiz yoktur. Yani küçük esnaf edilir. Küçük esnaf dediğimizde, bak vergiye tabi olana hak tanısın. Vergiye tabi olana hak tanısın. Çünkü mükellefine kim var ise orada, erip havadan esnaftır. Hiç gayri de yok, hiç kuyru da yok. Şimdi bunun esnafta ne hakkı var? Gelmiş oraya, o da bizimle beraber sese veriyor. Ne diye sebep? Bunları hepsini ayrı ayrı mükemmel bir şekilde bildirmez lazımdır. Bu Allah razı olsun. Siz gazetecisiniz. Ne güzel açıklama. Bizden ne alıyorsunuz? Bunu vatanımız, memleketimiz, baştaki başbakanımız, başbakanımızdan memnunuz yalnız. Başbakanımız dört dörtlük başbakandır. Üzerine yoktur. Hayır, başbakanımı çok severim. Şimdi Allah var. Ben o adamı severim. Yani vermiş, vermemiş bunlar caiz değil. Çünkü vatanına, başbakanına bağlı olan insan her zaman aynı insandır. Kuyu sahibi kuyunu teneşurda terk eder. Başka yerde etmez. Bunu iyi bilin. Ancak dostların sayesinde ufak tefek bir ekmek parasını çıkarabiliyoruz. Elhamdülillah çok şükür bütün dostlarımızın sayesinde yani bir ufak ekmek yolumuz vardır. Fakat bunu da Allah için söylesinler. Kendilerimizdir. Yani şimdi bugün biz ne desek bir de karşılıklı olarak müşterim vardır. Bu söylesin. Neyse. Ne söylemek istersiniz? Buyur. Siz ne söyleyeceksiniz? Evet. Ben hiçbir şey söylemiyorum. Yok sen değil ki Allah razı olsun. Allah razı olsun. Her zaman müşterimiz. Bir Türkiye'de çok razı. Cenab-ı Allah size de onlarda da razı olsun. Başka ben 75 yaşındayım. Mesleğinizi mi yaptırıyorsunuz? Hacı yazmışım, karayım ben ne işim? Hacı. Siz mesleğinizi mi yaptırıyorsunuz? Mesleğim bir şey yok. Nasıl yaptırıyorsunuz da onu da söyleyeyim. Ben gelmişim, maskımı yaptırırım, tikiririm. Onun için ben fıkarayım, yeni mask alabilirim. Ancak gelir maskımı yaptırırım. Ne diyeyim, o kadar. Şimdi eskiden daha iyiydi. İyi olmasının sebebi bir ufak sermayemiz var idi. Ondan bir şeyler yapıyoruz. Biraz sermayemiz noksanlandıkça biz de noksanlanıyoruz. Yani bazı işlerimiz noksanlanıyor. Tabii bir parça destek olmuş olsa biz geri kalmaz, ileri gideriz. Hiç olmazsa 3-5 kişi de icabından bizim bizimize faydalanır. Çünkü o adamlar, o insanlar da ileride biz böyle kalacağız değil, biz öleceğiz. Öldükten sonra hiç olmazsa arkamızda kalan çıraklarımız, çocuklarımız, kendi çocuklarımızda icabında onlar bir meslek sahibi olsun. Hiç olmazsa meslek batmasın, sanat batmasın. Durum bu, işlerimiz durumdur. Devletimize inşallah alem bir güzel bir yardımlık olur da biz de bu darlıkta kurtuluruz. Allah'ın